İkinci konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök. Buyurun. Sayın Başkan gelmeden süren başlamış. Dikkate alırız. 50 saniye. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve bizi televizyonlarına izleyen değerli yurttaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uludere konusu dün bu mecliste bir kez daha gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisi üzerine yapılan görüşmelerde bütün yurttaşlarım ve Uludere'de yakınlarını kaybedenler bilmelidir ki AKP grubunun verdiği kapalı oturum önergesi üzerine bu görüşmeler sizlerden, yurttaşlarımızdan kaçırılmıştır, gizlenmiştir. Dün de burada bu konuyu konuştuk. Önemli konular konuştuk ama yurttaşlarımızdan kaçırılmıştır, gizlenmiştir. Çünkü kapalı oturum dilekçesi verilmiştir AKP grup tarafından. Bilinmesini istemedikleri gerçeklerin duyulmasını engellemeye çalışmışlardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün bu mecliste yaşanılan son derece üzüntülü olaylarda AKP grubunun ve Sayın Başkanlık Divanı'nın çok önemli katkıları bulunmaktadır. Muhalefet partileri elbette çok önemli gördükleri bir yasa karşısındaki eleştirilerini, düşüncelerini paylaşacaklardır. Bu yasa ne getiriyor, ne götürüyor, bu anlatılacaktır. Biz bu yasanın Türkiye'yi bir polis devletine götürmek istendiğini, Türkiye'nin iç barışını bozacağını biliyoruz. Bu yasa çıktıktan sonra Türkiye'de polisin şiddetinin artacağını, kan akacağını biliyoruz. Ama sayın milletvekilleri, daha dün bu mecliste bu yasa daha görüşülmeye başlanmadan, gündeme alınmadan bu yasanın üzerine şiddet düşmüştür, kan düşmüştür. Bu yasa artık lekeli bir yasadır. Derhal çekin bu yasayı. Derhal çekin. Değerli milletvekilleri, 5 milletvekili yaralanmış hastanede. Arkada konuşuyoruz. Erteleyin diyoruz bu yasayı. Bugünkü konuşmaları erteleyin diyoruz. AKP grubu bizim bu önerimiz önemli, derhal geçmeli diyor. Yazıklar olsun size. 5 milletvekili arkasının canı bu yasadan daha mı önemsiz? Daha mı önemsiz? Milletvekili arkadaşlarına sahip çıkamayan bir mecliste konuşuyoruz. Sayın Başkan, bu kamera kayıtlarını istiyoruz. Bunun sorunları hakkında en şiddet ceza neyse o uygulansın. Bunlar yapılsın. Gerçek ortaya çıksın. Bu mecliste şiddet olmasın. Ama tüm halkımıza paylaşıyoruz ki iç güvenlik paketi bir atom bombasıdır. Bu atom bombası Türkiye'yi yakacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü savunmak için halkımız adına, Türk millet adına bu yasa karşısında göğsümüzü siper etmeye hazırız. Herkes de bunu böyle bilsin. Tehditlerinizle bizi korkutamazsınız, yıldıramazsınız. Zorlanmanıza rağmen bu yasa geçecek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP grubunun tavrına bakın. Uludere, 3 yıl geçti, 3 yılı aşkın bir zaman geçti. Şimdiki Cumhurbaşkanı söz vermedi mi? AKP'li insan hakları komisyonu üyeleri nerelerdesiniz? Söz vermediniz mi? Uludere'deki ailelerin yanına gittiğimiz zaman onların o ağlayan gözlerinde onlarla kucaklaşmadık mı? O annelere söz vermedik mi? Yavrularınızın, evlatlarınızın faillerini ortaya çıkartacağız, yargılayacağız demedik mi? Ne yaptınız? Hepiniz Uludere'nin kapatılmasına, karartılmasına, soğutulmasına, unutturulmasına aracı oldunuz. Yazıklar olsun. Onlar Cumhuriyetimizin vatandaşları değil mi? Adaletten pay almayacaklar mı? Değerli milletvekilleri, Uludere basit, sıradan bir hadise değil. İşin içinde Milli Güvenlik Kurulu var, Başbakan var, Genelkurmay Başkanı var. Ve üstelik öldürülen 34 kişinin kimliği çok netti, biliniyordu. Kaçakçı oldukları biliniyordu. Esas acı olan taraf budur değerli arkadaşlarım. Kaldı ki terörist dahi olsa bir hukuk devletinde devletin hiçbir zaman adam öldürmeden yakalama hakkı vardır. Yakalayacaksınız. Sonuna kadar yakalayacaksınız ve adalete teslim edeceksiniz. Ama
İşin ilginci 34 kişinin kim olduğu biliniyor değerli arkadaşlarım. Kaçakçı olduğunu bizler saptamıştık insansız hava araçları görüntülerinde. Bunu açıklamıştık daha o zamanlarda. Şırnak'tan Şırnak Emniyet Müdürü bizim komisyona yazı gönderdi değerli milletvekilleri. Sadece önceki gün bir albayın çıkıp biz onların kaçakçı olduğunu biliyorduk demesinin ötesinde dosyamızda başka deliller, belgeler de vardı. Bakın 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bize hangi yazıyı göndermiş? Bu kişilerin yani olayın geçtiği yerin kullandıkları güzergah aynı zamanda yaprak toplama, odun toplama, avlanma ve bunun gibi sebeplerle vatandaşın kullandığı bir yerdir diyerek bize yazı gönderdi. Yine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün gönderdiği yazı aynen şöyledir. Elimizdeki verilere göre olayın olduğu yer bölücü terör örgütü mensuplarının geçiş açısından yoğun bir bölge değildir. Genellikle halkın kaçakçılık faaliyetleri açısından kullandığı bir bölgedir. Daha ne delil olsun? Az önce çıkmış buraya bir arkadaşımız ahkam kesiyor. Yeni deliller ortaya çıkacakmış da kendileri gereğini yapacaklarmış da. Hadi buyurun gereğini yapın. HDP grubu bir önerge vermiş. Meclis bu konuda elini çekti. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Adli yargıda dosya kapatıldı. Şimdi aileler Anayasa Mahkemesi'nde hak ihlalleri kararının verilmesini bekliyorlar. Niye onları bekletiyorsunuz? Sayın Bakan, buyurun çıkın önümüze. İşte o meydan, işte meclis, işte milletvekilleri. Bir önerge var. Arkadaşımız ne diyor AKP adına? Bunun gereğini yaparız. Tam yapmanın tam sırası. Ne zaman yapacaksınız? Gelin bu önergeyi destekleyelim. Bu komisyonu yeniden kuralım. Üzerine gidelim. Kaçmayın. Birazdan göreceksiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu önergeyi destekleyeceğiz arkadaşlar. Siz isteseniz de istemeseniz de destekleyeceğiz. Bizim o annelere borcumuz var. O anneler, o çocuklarını kaybeden anneler o kadar onurlu ki değerli arkadaşlarım. 28 Aralık 2011'de 34 kişi öldürüldükten sonra tam 8 ay sonra o bölgede Ortasu köyünde, Şırnak'ın Ortasu köyünde bir askeri araç devrildi değerli arkadaşlarım. O köyde 34 yurttaşını kaybeden köyümüzün içinde tam 9 asker bir korucu trafik kazasından dolayı hayatını kaybetti. Onların yardımına kim koştu biliyor musunuz değerli milletvekilleri? O aileler koştu. Derhal koştular. O askerlerimizi araçlardan çıkarttılar. Hastanelere götürdüler. Bakın çocuğunu kaybetmiş bir anne ne diyor? Diyor ki kimdir bu anne? Emine Ürek. Oğlunu kaybetti. Daha 14 yaşındaydı. Kazada diyor ağır yaralanan bir askerin anne diye bağırdığını duydum. Gittim aldım askerin başını yardım gelene kadar dizime koydum. Yerde yaşamını yitiren askerleri görünce oğlum aklıma geldi diyor. Ne diyor? Oğlum aklıma geldi. Askeri başını dizim üzerine koyunca oğlunu hatırlıyor. Düşmanlık duymuyor askerimize. Onu oğlu gibi benimsiyor, bağrına basıyor. Köy muhtarı Haşim Öncü diyor ki biz bunları diyor askerleri hastaneye götürürken teşekkür etmek için değil insanlık adına yaptık diyor. Onlar bizim evlatlarımız diyor. Kim söylüyor bunu? Köy muhtarı söylüyor değerli arkadaşlarım. Bir yanda bakın değerli arkadaşlarım 34 yurttaşını kaybetmiş bir köyün duyarlılığına bakın. Bir yandan da güçlü devlet olma iddiasında bulunan devletin adalet anlayışına bakın. Bir yanda insaf, bir yanda bağrına basma, bir yanda reddetme. Var mı bu ailelere bu hakkımız? Bu ailelere hepimiz bir borcumuz var değerli arkadaşlarım. Onlar bizi dinleyen aileler sesimizi duyun. Bu ses hiç bitmeyecek ve sonsuza kadar adalet sağlanana kadar devam edecek değerli milletvekilleri. Adalet gerçekleşene kadar, failler yargı önüne çıkartana kadar bu konu kapanmayacaktır. İnsanlık vicdanı Uludere'yi unutturmayacaktır. Unutturmayacağız değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, devletin bu tavrı karşısında biz şimdi gelen bir önergeyi meclis olarak niye benimsemeyelim? Niye benimsemiyorsunuz? Dün paralel yapı ile ilgili bir önerge geldi. Bizleri suçluyorsunuz paralel yapıyla işbirliği yapıyorsunuz diye. Hepimiz kalktık oy kullandık. Gelin bu paralel yapıyı araştıralım diye. Sevgili yurttaşlarım, burada dün gelen bir önergede AKP'liler paralel yapının araştırılmasını reddetmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi grubu, MHP grubu, HDP grubu paralel yapının araştırılmasını istemiştir. AKP reddetmiştir. Tanıyın bunları. Bunlar paralel yapının ta kendisidir. Bugün de gelen önergeyi biz destekliyoruz. Dün getirdiğimiz önergeyi kapalı toplantı yaparak sizlerden kaçırdılar. Ama vicdanlar büyüktür. Vicdanlar gerçekleri elde görecektir. Uludere'deki ailelerimiz sakın ümitsizliğe kapılmasın. Arkasında demokratlar var, yurtseverler var, devrimciler var, Cumhuriyet Halk Partiler var.